Merhaba değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere kanalımız ismini değiştirmiştir ve Kripto Modern olarak bundan sonra YouTube'da devam edeceğiz. Ve aynı zamanda Telegram grubumuz da var ve bu Telegram grubumuzu da kullanarak buradaki DeFi projelerini takip edebilirsiniz. YouTube'da video yapmak biraz zor olsa da ara sıra YouTube'da videolar yapıyorum ve devamlı olarak Telegram grubunda bilgiler paylaşıyorum. Bugün de sizler için Holdings Finance'den bahsedelim. Holdings Finance projesinin ne olması, bizlere kazandıracağı avantajlar ve bunun gibi birçok faydaları hakkında sizlere konuşacağım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, birçok projeler sahte oluyor ve çıktığı zamandan bir süre sonra iptal ediliyor ve böylelikle de insanlar mağdur oluyor. Bunun sebep onların sadece olarak işte fake bir projeler olmasıdır. Yani arkasında bir takım yoktur. Sadece bir iki kişi tarafından düzenleniyor, site kuruluyor, smart contract adresi alıyor, yani akıllı sözleşme adresi alınıyor. Ve böylelikle de insanlardan para toplayarak aradan kayboluyorlar. Ama peki Holdings Finance nasıl bir şirkettir arkadaşlar, nasıl bir projedir? Holdings Finance arkasında bir ekip var ve bu projenin zaten sitesine de baktığınız zaman burada bir ekip çalışması olduğunu ve gerçekten de geleceğinin faydalı bir site olacağına bakabilirsiniz. Holdings Finance de bir mekaniyetsiz finans projesidir. Burada da zaten bununla ilgili bilgiler var. Yani diğer işte Uniswap gibi, PancakeSwap gibi sitelerden daha üstün olan bir değiş tokuş sitesi olacaktır Holdings Finance. Ve 20 gün içinde ICO yapıyor. 20 gün sonra bitecektir. Ve bu süre zarfında bunun tokenlerinden alarak gelecekte daha popüler olduğu zaman biz kazanç elde ederiz. Ve şimdi Holdings Finance'den bahsedelim ve üstün yanlarını, artı yanlarını hakkında bilgilendirelim. Bu siteyi daha iyi anlamak için arkadaşlar burada sağ tıklayarak Chrome üzerinden Translate Türkçe'ye yaparak daha iyi Türkçe anlayabilirsiniz. Holdings Finance piyasadaki en güçlü merkezi olmayan fintech platformlarından biri olacak diye bilgi veriliyor. Aynı zamanda yapay zeka akıllı otomatik ticaret uygulamasını entegre ederek otomatik ticareti herkesin kolaylaştıracağını söylüyor. Eşsiz projeler sırasındadır ICO platformu ve diğerlerini gösterebiliriz. Holdings ITB günlük işlerinden vazgeçmeyen algoritmik kripto ticaretinden kar etmek isteyen herkes için açık olan bir platformdur. Ve yıllık gelire dayalı olan da ABD dolar cinsinden sabit paralardan nasıl faiz kazanılacağını öğrenmek ve gelişmekte olan merkezi olmayan finansmanı izlemek için en iyi yerdir. ICO ise yeni başlayan güvenilir ve yükselme potansiyeli olan kripto projelerini Holdings ICO Lending Page uygulamasında listeleyip sizlere sunacağız diye bilgiler var. Ve en iyi özelliklerine baktığımızda enflasyona ve manipülasyona açık geleneksel finans anlayışını değiştirmek için buradayız. Holdings sayım geleneksel emir defterinin yerine ticaret tüketinin her iki varlığı için zincir üzerinde önceden finanse edilen likidite havuzları alır. Tüm köşeleri kapsayan verimli bir küresel sistem en iyi veri güvenliğini sağlar. Her düğümün kendi belirteci vardır. İş yaparak jeton kazanabiliyorsunuz, yani token kazanabiliyorsunuz. Her düğüm için benzersiz kimlikler sağlamak için blok zinciri teknolojisine entegre edilir. Jeton satışı nasıl oluyor? Yani token satışı nasıl oluyor? 100 milyon arz vardı bildiğiniz üzere. Satış aşaması 22 Haziran 2021 yılında 30 gün süre içinde başlıyor ve 0.1 dolardan başladı. %5 bonus ve satıştan 1 milyon kapasite oldu. Ve 23 Temmuz'da ise 30 günlük sürede bu iki kat fiyat artışına olarak tanıdı. Ve %5 bonus ve satış kapasitesi de 1.5 milyondu. Ve sonra 23 Ağustos'a kadar 30 günlük süre zarfında fiyat 0.3 dolardan alınacaktır. %5 yine bonus vardır. Ve 2.5 milyonluk bir kapasite sunuluyor. Holdex jetonuna baktığımız zaman jeton simbolü Holdex'tir. Jetonun satış tarihi 20 Haziran 2021'de başlayıp birinci satışın sonu 23 Temmuz'da ve satış diğeri ise 23 Ağustos'ta bitecektir. Ve jeton tahsisine baktığımızda %5'ini ödüller, %5'ini ICO, %5'ini özel satış ve %5'ini borsalarda listelenme ve tarım, yani mining havuzunu ise %50'si tutacaktır. Ve burada işletme ve diğerleriyle ilgili de bilgiler yer almaktadır. 2020. yılın 4. çeyreğinde konsept olarak bir idea ortaya sunuldu ve proje doğdu. Sonrasında 2021. yılın 1. çeyreğinde araştırmalar yapıldı. CEO ve kurucu kuruluşlar
proje planlaması ve diğerleri yapıldı. Ve sonrasında 2021. yılın ikinci çeyreğinde ICO'ya başlangıç seçildi ve teknik inceleme, versiyon, planlama, tasarım ve yayın, web sitesinin birinci kısmının oluşturulması, yani birinci versiyonun oluşturulması, tasarım ve yayın olması, token metriklerinin planlanması ve yayınlanması ve ICO'ya başlangıç oldu. Ve 2021. yılın üçüncü çeyreğinde CoinGecko, CoinMarketCap'de listelenme, merkeziyetsiz ve merkezi borsalarda listelenme, platformun ikinci versiyonunun olması, Holdex Swap işlemlerinin, yani bu Pancake Swap ya diğer işte Uniswap gibi işlemin başlaması, lansmanının geçirilmesi ve teknik incelemenin de ikinci versiyonunun olmasıyla gidiyor. 2022. yılın ikinci çeyreğinde ise uygulamanın beta testi olacaktır. Holdex yıllık kazanç tarayıcı başlatılıyor ve mobil uygulama olacaktır. Sonra ATB lansmanı, otomatik ticaret botu başlatılacaktır. ICO launchpad'i başlatılacaktır. Sonrasında zincir test daha olacaktır. Verim tarımını başlatacaktır. Büyük değişimin yerlerinde listelenmeler olacaktır. Hani ki bu Binance, Huobi, KuCoin, OKXGate, UMAX, ICO Holder, CoinGecko, CoinMarketCap, CoinRaking, CoinMarketCap gibi yerlerde de listelenecektir. Ve arkadaşlar, bu projenin geleceğinin nasıl olacağı ile ilgili de sizlere bilgi vermek gerekirse, projenin şu anki aşamasına baktığımız zaman, siteye veya sitenin içinde olan bölümlere baktığımız zaman gerçekten geleceğe dayalı bir proje olduğunu görebiliriz ve aynı zamanda burada token arzının ve projenin neler yapmak istemesinin, planının ne olmasını da burada geleceğe dayalı bir fikir bizde yaratabilir yani. Burada yol haritası var. Yol haritasına bakabilirsiniz. Evet, şimdi Holdex'in white paper'ına bakalım. Bu versiyon 1'dir. Yani İngilizcedir aynı zamanda. Ve burada proje ile ilgili bilgileri vereceğiz. Burada resetleme yapalım. Veya burada bir kısaltma yapalım. Evet, küçültelim. Daha iyi bakalım buradan. İşte ICO Launchpad ile ilgili olarak yıllık gelirle ilgili, otomatik botlarla ilgili ve merkeziyetsiz işlemler ve değiş tokuşla ilgili bilgileri var. Token ile ilgili bilgiler var. Tokenomics'i yer alıyor. Burada aynı zamanda token dağıtımı ile ilgili bilgileri var. Ne kadar miktarı mesela takım için ayrılıyor, ICO için ayrılıyor, yıllık kazanç için, farming projesi için ayrılıyor ve bunlarla ilgili bilgiler yer alıyor. Özellikler kısmında projenin demin söylediğim bilgiler yer alıyor. Merkeziyetsiz değişim, Holdex ATB ile ilgili olarak, Holdex ICO platformu ile ilgili olarak, DeFi ekosistemi ve Holdex AIM ile ilgili olarak bilgiler var burada. Yani otomatik bir trade botun olması veya diğerleri. Ve aynı zamanda yol haritası var. 2020. yıldan başlayarak projenin doğması ve sonrasındaki işte buradaki ilerlemelerle ilgili bilgiler veriliyor. Ve bu bilgileri dahilinde de white paper'ında bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada jeton satışı ve neden olması, yol haritası ve diğerleriyle ilgili bilgiler verdim. Şimdi de burada kayıt olma ve bu ICO'dan almak bölümü var. Bunu nasıl alacağız? Buna bakacağız arkadaşlar. Burada ilk önce kaydol düğmesine basmamız gerekiyor. Kaydol düğmesine tıkladıktan sonra biz buraya yönlendiriliyoruz, kayıt sayfasına. Burada sadece isminizi yazıyorsunuz ve burada e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Şifrenizi ve şifrenizi tekrar yazdıktan sonra burada onayla butonuna tıklayıp Create Account diyerek hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben siteye kayıt oldum. Evet arkadaşlar, şimdi hesaba e-mail adresimizi ve şifremizi yazarak giriş yapalım. Evet, şimdi sign in diyelim ve hesaba girdik arkadaşlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda ICO'nun birinci bölümü ve şu andaki fiyat 0.1 dolardandır. Ama burada mesela siz aldığınız zaman 0.1 dolardan yani kendisinde 3 kat artış olacaktır ve 3. döneminde 0.30 dolardan satacaklar ve bu zaman siz daha önde olacaksınız. Ve burada token balansı var. 2500 ben aldım Holdex tokeninden. 2500 tane aldım. Ve ileride de almayı düşünüyorum çünkü. Buradaki bilimleri görebilirsiniz. Nasıl alınacağını ve diğerlerini de sizlere zaten göstereceğim arkadaşlar. E-mail adresinizi onaylamanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Ve burada token'in satış bölümlerinin işlemlerini gösteriyor. Şu anda 254.139 adet Holdex token'i satıldı ve toplamda 1 milyon token satılacak birinci döneminde. Ve burada referral var arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ederekten %10'da bonus kazanıyorsunuz. Ve burada Twitter adresinden veya Telegram adresinden de takip ederek burada token alımına kendiniz için herhangi bir şey bilmiyorsanız bilgiler alabilirsiniz. Burada Buy Token var ve Buy Token No düğmesi var.
Herhangi birine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ve böylelikle de biz alım bölümüne gidiyoruz. Burada USDC ile, USDT ile, Ripple ile, Ethereum ve Dashcoin ile alım işlemini yapabiliriz. Mesela diyelim ki 2500 tane almak istiyorsunuz siz de. Mesela USDC ile almak istiyorsunuz. 2500 tane 250 USDC vererek alabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada bonus da olacaktır. %5 bonusla 125 adet de bonus verecektir arkadaşlar. Make payment diyerek siz yönlendirilecek sayfadan alış işlemini yapabilirsiniz. Burada USDT var. Aynı zamanda Ethereum var. Ethereum'la da alabilirsiniz. Ne kadar Ethereum yapıyor mesela 2500 tanesi. Buradaki minimumda 500 holdex almanız gerekiyor bu arada. Minimum 500 almak üzere istediğiniz para birimiyle alım işlemini yapabilirsiniz. Ve şu andaki bonus %5'tir. Ve %5 bonus alacaksınız. Sonra ICO Distribution bölümü var. Bu bölümde girerek demin söylediğim bilgileri buradan alabilirsiniz. Minimum alım 50 dolarlıktır. Ve soft cap'i 750 bin dolardır. Sonraki soft cap'i veya diğerlerini de görebilirsiniz. Fiyatı mesela bakın 0.10 dolardan satılsa da 3 kat artacaktır. Ve 3. döneminde 0.30 dolardan satılacaktır. Bunun için öne düşmek, almak şimdi daha mantıklı olur. Ve aldığınız tokenlerde ve Transaction bölümünden bakabilirsiniz. Veya benim tokenlerim bölümünden de bakabilirsiniz. Burada görebilirsiniz ki ne kadar almışsınız. Mesela bende 250 dolar civarındaki yani bu değerde 2500 tane Holdex tokeni var. Ve böylelikle de buradan profilinizi değiştirebilirsiniz ve dashboard'a girerek de bilgileri görebilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar burada referral gelirler için linkiniz var sizin. Bu linki de alarak arkadaşlarınızı davet ederek burada da %10 para kazanabilirsiniz. Ve şimdi yeniden web siteye geri dönelim arkadaşlar. Holdex Finans'a geri dönelim. Ve bu sosyal medya kanallarını da inceleyelim. Sosyal medya kanallarında mesela Telegram var, Twitter var, Instagram var, Medium var ve diğerlerine bakabilirsiniz. En çok kullanılan Twitter'dır diyebiliriz. Bir de Telegram'dır. Onun için ben Twitter sayfasına girdim ki buradan göstereyim arkadaşlar. Burada bir airdrop var. Ve 10 dolar bedava token alabiliyorsunuz. Bunun için sadece 3 arkadaşınızı bu Twitter sayfasına davet etmelisiniz. Ama ilk önce kendiniz de bunu takip etmelisiniz. Yani follow yapmalısınız. Sonra Telegram grubuna dahil olmalısınız. Ve burada bir forum var. Bu forumu da doldurarak arkadaşlar böylelikle de buradan 10 dolarlık airdrop'tan faydalanabilirsiniz. Ve bu proje ile ilgili olan başka bilgileri de vardır. Bu proje ile ilgili yapılan videoları görebilirsiniz. Projenin gelecekteki faaliyetleri, şu anki durumu, yenilikler, haberler, inovasyonlar ve tümünü buradan takip edebilirsiniz. Twitter sayfasından ve aynı zamanda diğer sosyal medya kanallarından. Mesela Medium kanalına da girelim, sayfasına da girelim ve bakalım burada neler var. Mesela burada da airdrop ile ilgili bilgiler var. Airdrop'un tarihi veya alımlarla ilgili bilgileri var. Ve diğer Holdex Finance ile ilgili olan diğer bilgileri de buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Holdex Finance ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Siz kendiniz de karar verebilirsiniz ve Holdex Finance'da işlemlerin nasıl yapıldığını sizlere tam olarak gösterdim. Nasıl alındığını gösterdim ve projenin hangi mantığa dayandığını gösterdim. Tabii ki almak kararı tamamen size mahsustur. Ama diğer projelere baktığımız zaman bu proje daha sağlam gibi gözüküyor. Ve bunun için de siz kendinizi araştırın. Başka yerlerden de, başka YouTube kanallarından, Google'dan veya diğerlerinden araştırın. Ve kararınızı verdikten sonra alım işlemini yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlar.